Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle çok şık, çok güzel duran bir dağ modeli beraber hazırlayalım. Önce size şemasını anlatmak istiyorum. Burada yapılışı farklı iki dağ modelimiz var. Bugün çalışacağımız model bu. Yani geri dönme tekniğiyle yaptığımız bir model. Sıra sıra yukarı doğru gittikçe azalan bir model. En yukarıya vardığımızda tekrardan aşağı inip devam ediyoruz. Bu modelimizi daha sonra çalışacağız. Şimdi. Evet. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafa yapıyoruz. Sıktırıyoruz güzelce. Evet. 5 tane zürafamızı yaptıktan sonra geri dönüş tekniğiyle birinci yaptığım zürafanın içerisine iğnemi batırıyorum. Şurada en son zürafamın devamında olan ipi iğnemin üzerine koyuyorum. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar, iğnemin üzerine koyduğum ipimi büyüklüğünü çok güzel ayarlamam gerekiyor. Ne çok bol ne de çok böyle gerdirip modelimi yukarı doğru küçültecek şekilde kısa yapıyorum. O yüzden büyüklüğünü güzel ayarlamamız lazım. Koyduktan sonra düğümümü yaparken de ayarlayabilirim uzunluğunu. İki kez başına doluyorum ve yavaş yavaş çekerken bakın dikkat edin. Şuranın şu ipin büyüklüğünü ayarlamak için elimle şöyle tutuyorum ve ilk yaptığım zürafanın üzerine düğüm atıyorum. Büyüklüğünün bu şekilde olması yeterli uzunluğunun. Sonra ipimi sıktırıyorum. Şimdi ilk sırada 5 zürafamız vardı. İkinci sırada bu 4 zürafaya düşecek. Yani eksiltme yöntemiyle devam edeceğiz. Hemen yanındaki zürafaya batırıyorum iğnemi ve bir zürafa daha yapıyorum. Sıktırıyorum. Yanındakine gidiyorum. Aynı şekilde büyüklüklerini aynı yapmaya çalışıyorum. Önemli dağımızın güzel durması, üçgen şeklinde durması için. Evet, şimdi üçüncü zürafamı yaptım. Evet, dördüncü zürafamı da yaptım ve ipimi sıktırdım. Şimdi ikinci sıradayız arkadaşlar. Ve üçüncü sıra için yine geri dönüş tekniğiyle ipimi uzatıyorum bu tarafa doğru. Başına doluyorum. Ve elimle tutuyorum ipimin uzunluğunu ayarladıktan sonra ilk zürafamın tam ortasına düğümü yapıp sıkıyorum. Şimdi ikinci hemen zürafama batırıyorum. Büyüklüğü aynı. Tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Sıktırıyorum. İkinci numaraya gidiyorum. Evet, ipimi sıkıyorum. Üçüncü zürafamı da yapıyorum. Ve üçüncü sırada 3 tane zürafam kaldı. Bakın. 1, 2 ve 3 zürafa. Evet. Dördüncü sıra için tekrardan birinci zürafamın içine iğnemi batırıyorum. Bu ipimi hep geri dönerken iğnemin üzerine koyuyorum. Dikkat edin lütfen. Sonra 2 kez başına doluyorum. Düğümümü atarken ipimin uzunluğunu ona göre ayarlıyorum. Bu zamanda ayarlıyorum. Evet. Tamam, güzel, bol ya da gevşek, bol ya da dar değil, gevşek ya da dar değil diye düşündüğümde düğümümü yapıp sıkıyorum. Şimdi sondan bir önceki sıradayım ve azaltma tekniğine devam ediyoruz. Hemen yanındaki zürafaya girdim.
sıktırıyorum. Yanındakine hemen batıyorum. Başına iki kez doluyorum. Şimdi tekrar geri dönüyorum ve artık son sıramı yapacağım. Bu ipimi yine iğnemin üzerine koyuyorum. Başına iki kez doluyorum. Ve ipimi sıkıyorum. Evet, son sıramdayım. Buraya da bir tane zürafa yapıyorum. İpimi sıkıyorum. Ve yukarı tekrardan çıkıyorum. Bir düğüm atıyorum. Evet. Ve şimdi aşağı iniyorum. Aşağı inerken ipimi çok çekmiyorum. Böyle biraz bombeli inmek istiyorum. Bu şekilde. Şeklini verdikten sonra ipimi sıkıyorum. Evet, bu şekilde devam ederek ilerliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese.